Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun mu? Allah, o kadar çok düşündüğüm bir şey ki bu. Yani Kemal Bey'in bu altılı masa konusu başka bir dünya. Buradaki Mansur Bey, Ekrem Bey, Kemal Bey, buradaki işte Meral Hanım, yani çok değişik şeyler dönüyor. Özellikle son dönem böyle bir kafa karışıklığı halinde, ne oluyor acaba dediğimiz çok değişik bir dönem geçiriyoruz. Ama halkımızın ve bütün hepimizin tek düşündüğü bir şey, bizim ülkemiz laik bir ülke ve hep de böyle olması temennimiz her zaman. Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun mu? Vallahi oradan ne sonuç çıkacak bilmiyorum. Hayırlısı neyse olsun diyor. Böyle bağlayamazsın bunu ya gerçekten. Abi ya. Çünkü yani niye biliyor musun? Ekrem Bey'in dominansı olan yerler var. Mansur Bey'in çok ciddi dominansı olan yerler var. Kemal Bey'in de var. Kemal Bey çok narin ve nazik bir kişi. Biraz siyasette tabirler, ifadeler biraz daha farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani daha çok hani Ekrem Bey ile Mansur Bey arasında gelip gidiyorum ben. Yani öyle bir durum var. Biraz daha fazla Mansur Bey'e doğru gidiyorsun ama anladım. Yani aslında şöyle. Abi bu arada bir şey diyeceğim. Yani herkesin kendi tercihi var. Bir başkasına sorarsın, o da Kemal Bey der, tabii Ekrem Bey der, başka biri der. Kemal Bey der. Çok tatlı bir insan bu arada. Yani bu şey değil yani, eleştirmek için asla söylemiyorum. Yok, yani zaten bunu eleştirecek bir tarafı yok ki. Yani birisi çıkar işte Meral Hanım'dan bahseder. Ama senin ben paylaşımlarından falan da gördüm. Sen biraz daha Mansur Yavaşçısı gibi geliyor bana. Mansur Bey'i çok seviyorum. Mansur Bey'in, yani biz canlı yayında meclisten seyrettiğimiz bütün, yani ben bir ara oturdum bayağı bildiğin meclisteki o şeyleri seride o ifadeler, oradaki peşinde olmuş olduğu durumlar gerçekten çok farklı, bundan önce olmayan şeyler, biliyorsun bundan önce öyle bir şey yoktu hani. Böyle konuşmalar, böyle konularla alakalı girişimler yoktu. Ekrem Bey ve Mansur Bey dediğim gibi çok farklı noktalarda dominansları var. Onlardan bir tanesinin olması benim için çok daha güçlü olabileceğini düşünüyorum. Yoksa Kemal Bey müthiş bir karakter. Kararı sen veriyorsan ama senin adayın Mansur Yavaş galiba. Karar ben veriyor olsam çok ortadayım ya. Değilsin. Ortadayım. Ya niye? Gerçekten hiç ben hissetmiyorum öyle ortada olduğunu. Yani çünkü bak mesela çok enteresan, Ekrem Bey'in yaptığı hamlelerde şimdi İstanbul'la Ankara bir kere doku olarak çok farklı. Tabii. İstanbul inanılmaz bir yer. Ankara köklü, löngür bir yer. Bunların ikisinin, belediye başkanının bir şekilde hangisi cumhurbaşkanı olsun diye baktığınız zaman belirli parametreler var. Onların arasında ikilemde kalmak çok normal yani. Sence halkın asıl işaret ettiği kişi kim gibi geliyor? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. İşte çok ikilemli yani. Ben yoksa dediğim gibi Mansur Bey'i çok seviyorum. Ekrem Bey'i de çok seviyorum. Ama çok... sen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İsmi iki isim arasından birinin gerçekten, yani gençliği bakımından Ekrem Bey'in daha farklı yerlerde gidebileceği, Mansur Bey'in daha oturaklı, daha böyle hani söylem olarak daha net olduğu için belki Cumhurbaşkanlığı bakımından daha yakışabilir, evet dediğin gibi hani. Çünkü Ekrem Bey heyecanlı ve bayağı girişken ve konularla alakalı sahada yani. Onun da aralığın ortasında bir davası var biliyorsun. Siyasi yasaklanmasını istedi. Anlamış değilim. Ya böyle konuşuyoruz ama öyle bir karar çıkarsa konuşmamız boşuna bir konuşma olacak. Evet yani anlamış değilim. Benim konularla alakalı mesela girip baktığım zaman, okuduğum zaman abi, neden diye o kadar çok şey soruyorum ki. Ya niye ki diyorum, yani neden böyle bir durum oluşuyor şu anda anlayamıyoruz. Eminim biz mesela bu konularla alakalı konuştuğumuzda neden diye hepimiz soruyoruzdur. Bir cevabı da yoktur bunun yani. Bizim şey var, komünist başkan, efsane bir adam. Mesela ben onu çok seviyorum. Çok örnek bir belediye başkanı, efsane bir karakter. Memleketimizin mozaiklerinden